Kerem abi hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler Ahmetciğim. Gayet iyiyim. Sen de iyisin umarım. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Saat merakının çok önceye dayandığını biliyorum. Burada da çok güzel saatlerim var bugün. Bunun öncesinde tabii ki klasik sorularım var. Saat merakı sende ne zaman ve nasıl başladı kısaca? Hemen hemen hepimizde olduğu gibi bendeki merak da küçük yaşlarda başlıyor aslında. 7-8 yaşlarında hatırlıyorum. Dedemin hediye ettiği bir VR3'le başladı her şey ama tabii ondan sonra çocuklukta herkes gibi Omega'lar, Stizen'ler, Seiko'larla geçen zamandan sonra biraz daha büyüyüp bilinçlenmeye başlayınca diyelim. İlk gerçek saatim benim bir Submariner oldu. Onun sebebi de tabii 90'ların ortasında yurt dışına çıktım. Bir Alman patronum vardı ve o bir GMT kullanıyordu aslında. Ben o zamanlar tam ayrımını da yapamıyordum. Onun biraz yönlendirmeleriyle ilk bir Submariner sahibi oldum. Ve ondan sonra da devam ettim. Yaklaşık zaten 25 sene önceden bahsediyoruz. Hemen hemen. Evet. Peki o zaman senin dress watch'lara ilgi duyduğunu biliyorum. Burada bir Patek 51-46 var. Bunu alma hikayen ve neden aldığını bize biraz bahseder misin? Tabii, zevkle. 51-46 benim en çok sevdiğim kadran yapılarından bir tanesine sahip. Normal şartlarda dress watch deyince tabii çok daha sade kadranları beğenmekle beraber böyle biraz alt kadranları olan, ay fazı olan saatleri daha çok beğendiğimi fark ettim. Hı-hı. Tabii Patek Philippe bir de bildiğin gibi perpetual kalender, chrono graflarıyla bir ikon, bir saat. Sonuçta bu kadran yapısı da ona çok benzeyen bir kadran yapısı ama bu biraz daha zarif bence. Biraz daha ince, biraz daha küçük. Aslına bakarsan düşündükçe tam olması gerektiği gibi dediğim saatlerden, referanslardan tam bir tanesi. Tam bir dress watch diyebiliriz yani. Tabii bunun dışında kendi modeliyle alakalı güzel özellikleri de var. Basit takvim ve perpetual takvim çok önceden yapılmaya başlandığı halde annual calendar, yıllık takvim 1996'da yapılıyor ve Patek tarafından yapılıyor. Hı hı. Ve bunun abisi diyeceğimiz seriyle başlıyor. Daha sonra bu seri değişiyor. 51-46 2005'te çıkıyor ve bugüne kadar kesintisiz devam ediyor. Bunu ne zaman almıştın? 2014. Çok güzel. Peki şimdi burada yine dress watch'ların bence en önemli adımlarından bir tanesi Reverso var. Özellikle çok beğendiğim bir modeli mavi kadran. Bundan bahseder misin bana? Zevkle. Reverso'nun 180. yılı için çıkarttığı upuzun ismi olan bir referans bu Ahmet aslında. Grand Reverso Ultra Thin Dual Phase Blue. Olabilecek bir de üstüne jajale koltuğu koymak lazım en başına tabii. Dediğim gibi 180. yıl için sadece butiklerde satılmak üzere 180 adetle diye başladığı bir saat. Fakat daha sonra adedini biraz daha arttırıyorlar. Ama bugün koleksiyonerler arasında 200'den daha fazla olduğunu düşünen pek yok. Gayri resmi olarak aslında biz de maksimum 200 limitli bir saat diyebiliriz. Böyle bir marka ama limitli için değil zaten. Evet. Gayet makul bir rakam. Evet. Reverso da yine bildiğin gibi çok güzel bir hikayesi olan bir saat. Evet. 1931 ile çok karıştırılan bir model aslında ama ana farkı adından da anlaşılacağı gibi dual phase ve ikinci kadranında ikinci zaman dilimini takip edebiliyorsunuz. Evet. 1931'lerde tek kadran var, arkası evet. Kapalı. Kapalı. Bunun da özelliği bu. Bu da çok severek, beğenerek aldığım bir saat. Reverso'nun bence en büyük özelliği gün içinde bile tarafını değiştirip ikinci bir saate sahip olması. Kesinlikle. Yani bu bir saatte iki ayrı kadran olması beni bir şekilde çok cezbeden bir şey. Tabii ki. Tabii ileride ki. Diğer kadran çeşitlerine gelince tekrar gireceğiz bu konuya zaten tahmin ediyorum. Tamamdır. Şimdi de birçoklarına göre Patek'ten daha iyi bile sayılan Datograph Lange var burada. Benim de tabii ki en sevdiğim modeller arasında. Zaten mekanizma güzelliğiyle göz dolduran bir model. Ama bunu tabii ki senden dinlemek istiyorum. Bu saatin sende ayrı bir yeri olduğunu biliyorum. 1999 yılında Baselworld'de ilk ortaya çıkıyor. Ve enteresan bir şekilde Lange o zamanlar Baselworld'e katılıyor ve Patek'le beraber yan yana bulutlar. Hmm. Bayağı bir ses geliyor. Çünkü en önemli sebebi high-end'de ilk defa bir in-house mekanizma kullanılıyor. Üstüne üstlük çok da güzel. Evet. Hem işçilik olarak hem genel saatin görünümü olarak değişik. Bayağı bir ses getiriyor. Aslında teknik olarak çok önemli bir fark yok. Column wheel chronograph dediğimiz flyback bir chronograph. Fakat daha sonra 2012'de ikinci versiyonu çıkıyor bunun up and down. İçindeki mekanizma değişiyor. Güç rezervi uzuyor. Kasa biraz genişliyor. Ben Datograph'ı ilk gördüğüm zamandan beri çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir saat. Hem hikayesiyle hem kullanımıyla biraz
ağır, biraz kolda kendini hissettiren saat olması sebebiyle gerçekten beğendiğim bir referanstı. Big Date'le ilgili ne düşünüyorsun? Big Date'ten çok rahatsız olanlar var. Ben çok severim. Ben onun bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok objektif bir gözle ya Big Date değiştirilebilir mi dediğiniz zaman alternatif sunulabilir. Ama Lange'nin ve bu saatin önemli bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Ben de, ve hiç rahatsız etmiyor açıkçası şahsi fikrim. Bunu ne zaman almıştın? Bu 2016. 2015 yılında bu arada çıkan bütün referanslar platinum ve siyah kadrandı. Hmm. 2015 yılında rose gold'u çıkınca daha fazla duramadım. Diyeyim açıkçası. Çok istediğim bir saatti. Çünkü genelde bu tür saatlerimin sarı altın rose gold olmasını tercih ediyorum beyaz metallerdense. 2016'da bu katıldı. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi dress watch'ları seviyorsun dedik ama anladığım kadarıyla spor saatleri de seviyorsun. Hemen önde Patek 5726 var, Nautilus. Bundan bahseder misin bize biraz? Evet. 5726'da ikonik Nautilus serisinin benim en çok beğendiğim referansı. Evet, neden? Çünkü birçok Nautilus var. Sende bir tane Nautilus var. Neden 5726'yı tercih ettin? En önemli özelliği bir kere kadranı ve bileziği. Çelik bilezik olmalı ve antrasit kadran olmalı bence. Nautilus'un diğer referanslarına baktığımız zaman aslında bence onları ayıran önemli bir özellik var ve bu özellik iki referansta var. 5726, 5990. Nedir bunlar? Diğer bütün referansların altın versiyonu veya platin versiyonu yapıldı. Yapıldı. Ama Nautilus'un çıkış amacı zaten çelik bir saat. Doğru. Dolayısıyla hem kasası hem bileziği çelik olan bir saat bence daha bir uyuyor Nautilus tanımına. Tanımına daha çok uyuyor, evet. 5726'nın burada bir şeyi var tabii. Değişik kadran renklerini de gördük son yıllarda. Ama zaten ilk çıkışı 2010 yılında deri kayışlıydı. Ama buradan devam edersek herhalde şu anda 5990'a en iyi Nautilus demek mümkün. Çünkü sadece çelik kasa, sadece çelik bilezik şimdiye kadar. Evet, ama 5990'ın da altınının geleceğine dair söylentiler var biliyorsun. Bundan önce de konuşmuştuk seninle. Umarım gelmez ama gelirse onun da hit olacağı kesin. Evet, muhakkak her Nautilus gibi ama o zaman 5726'mı daha da bir seveceğim. Sırf çelik ok aldığı için. Sadece çelik ok alacak. Evet. Evet. Burada Rolex'lerimiz var. Tabii ki her koleksiyonda ortalama var Rolex'ler. Sende Submariner, Pepsi ve Batman var. Sub'dan başlayalım. İlk saatinin de zaten, ilk ciddi saatinin de Submariner olduğundan bahsetmiştin. Sub'ın hikayesi nedir Kerem abi? Yani Sub, isterseniz 40 yıllık saat sever olun, isterseniz bu işe yeni girin. Hiç insan ayırt etmeden herkese etkileyen bir saat benim gözümde. İkonik olması, dizaynı, her yerde kullanabiliyor olmanız çok çok büyük bir avantaj. Ve bunun üstüne ben hemen hemen hiç şikayet duymadım işin gerçeği Ahmet, Sub'la ilgili. Evet, yok zaten. Yani tıkır tıkır çalışan bir makine gibi diyeceğim ama zaten makine. Tek şikayetin tarihli olması olabilir, onun da zaten tarihsiz versiyonu var. Onu da ben seviyorum. Yani tarihi ben seviyorum. Sen seviyorsun. Evet. Burada Pepsi var, Batman var. Bunca dress watch'tan sonra 3 tane Rolex artı sen bağımsız markaları da çok seviyorsun. Bunları açıklamak ister misin? Neden 3 tane Rolex? Yani sevdiğim için aslında. Bu 3 model birbirine çok yakın gözükse de bizim gibi saatlere meraklılar için aslında birbirinden çok farklı modeller bunlar. Dolayısıyla bir de benim Daytona'ya karşı çok önemli bir tutkum yok. Hatta hiç tutkum yok. Öyle olunca bu kadar ikonik bir modelde, üstelik beğendiğim tasarımlarda bu saatlere sahip olmak beni mutlu ediyor açıkçası. Kullanım alanları çok yakın olsa da bence bu üçünün bulunması güzel. Evet, aslına bakarsan Sub siyah olması gereken, Pepsi'de Jubile bilezik var, Batman Oyster var zaten. Üçü de birbirinden neredeyse farklı saatler diyebiliriz. Doğru. Şimdi gelelim benim asıl bugün merak ettiğim konuya, bağımsızlara. Sen bağımsız markaları çok seviyorsun ve bağımsız markalardan birkaç saatin de var. Öncelikle kolundaki Langun Heine'den başlayabilir miyiz? Bunun hikayesi nedir? Bağımsızlar hakkında birkaç kelime söylemek istersem aslında şöyle diyebilirim. Uzun süren saat macerasında ana akım markaları, ki bu en aşağıdan başlayıp en yukarıya kadar düşünebiliriz. Çünkü en aşağıda da örneğin Longines'de de muhteşem mekanizmalar, muhteşem saatler var. Hepsini inceledikten sonra biraz horolojinin tarihine dalınca eski çağlarda, eski zamanlarda bu saatler nasıl başlamış acaba diye
bakınca hakikaten üretim tekniklerinin, özellikle el emeğinin korkunç olduğunu fark ediyorsunuz. Ve belli bir seviyeden sonra harika işçilikler olmasına rağmen, işte Patek Philippe'de olsun, Lange & Söhne'de olsun, Breguet'de, Vacheron Constantin'de, onların bir adım ötesinin olduğunu fark ediyorsunuz. Evet. Belki birkaç adım ötesi. Şimdi öyle olunca bir taraftan bu ana akım markaların ulaşılabilirliği var elinizde. Diğer taraftan bağımsız markaların hemen hemen her ürettiği şeyin unique piece olması gerçeği var. Ve tabii ki bu çok daha çekici hale getiriyor. Çok daha çekici hale getiriyor. Evet. Ben de bağımsız markalara ilgim başladığında, ki bu da 2014-15 yıllarına denk geliyor aslında, başladım araştırmaya. Yani ben bir saat sahibi olmak istiyorum. Bağımsız markalarda şöyle güzel bir şey daha var. Unique piece olabilir. Hatta bu ana akımda da var. Biliyorsun Only Watch'taki tüm saatler unique piece. Ama buna herkes sahip olabilir. Evet. Ama bağımsız markalarda üreticiyle konuştuğunuz zaman, ki genellikle zaten watchmaker'ın kendisi markanın da sahibi. Hı hı. Konuştuğunuz zaman o zaman hem bir unique piece hem de size ait özel bir şeye sahip olma şansınız var. Bu ekstra cazip hale getiriyor durumu. Bence bağımsızlara girmek için de en güzel, en kolay yollardan bir tanesi Lange & Söhne'ydi. Biraz araştırdıktan sonra. Markadan bahsedebilir misin bize biraz? Tabii. Lange & Söhne aslında çok eski bir marka değil. 2000 yılında kurulmuş bir marka. Kurucusu Marco Lang. Marco Lang'ın babası da Lange & Söhne'de eğitmen olarak çalışıyor. Ve orada Mirko Heine çıraklarından bir tanesi, yetenekli olduğunu fark ediyor ve Marco ile tanıştırıyor. İkisi beraber bu markayı kuruyorlar. Küçük bir dipnot daha verelim bence sırası gelmişken. Mirko Heine çok kısa bir süre sonra, yani 2 yıl kadar bir süre sonra Lange & Söhne'den ayrılıyor. Ve Nomos'a geçiyor. Hala bugün Nomos'un teknik bölümünün başında. Fakat Marco hem arkadaşına anısına istinaden hem de marka o şekilde başladığı için Lange & Söhne'yi bu şekilde marka ismi olarak devam ettiriyor. Tamamen geleneksel yöntemlerle üretilen elde yapım saatler, hemen hemen bütün parçalar elde yapılıyor. Yani elde birleştirmekten bahsetmiyoruz. Hayır. Parçaların tek tek el yapımı olduğundan bahsediyoruz. Evet, komponentlerin tek tek elde yapıldığından bahsediyoruz. Özellikle tabii son işlemenin, finisajın elde yapılması çok önemli. Genelde hemen hemen tüm bağımsızlar olduğu gibi Lange & Söhne de aslında büyükçe bir köşk. Üst katında aile kendisi yaşıyor. Alt katında 2-3 katında atölye var. Değişik işlemler yapılıyor. Toplam 14-15 kişi kadar varlar ve Marco Lang'ın özellikle belirttiği bir şey var. Hemen hemen bütün çalışanlar saat yapım aşamasının ve parça üretim aşamasının bütün bölümlerini sırayla geziyorlar. Hepsi en iyi olmasalar bile hepsinde bir yere geliyorlar. Onun dışında en iyi watchmaker'lar assembly'ye gidiyor. En iyi eşapmanları üretenler orada devam ediyor. Ama hepsi her şeyi yapıyor. Hepsi. Peki yılda kaç saat yapıyor bu marka? Bu konuda net bir bilgi var mı? Net bir bilgi yok. Çünkü her yıl değişiyor bu. İstenen komplikasyonlara göre de değişiyor. Ama hiç 50'yi aşmadıklarını biliyorum. 50'yi aşmayan bir marka gerçek bir bağımsızdır. FPGO'nun 900 yaptığını biliyoruz. Bu onun bağımsız olmadığı anlamına gelmez. Fakat 50 dediğiniz zaman, 50 rakamı gerçekten çok düşük bir rakam. Rolex'in 1 milyon ve artı saat yaptığı, evet, Patek'in 60 bin ve üzeri saat ürettiği, AP'nin 40 bin ve üzeri saat ürettiği bir horoloji dünyasında 50 gerçekten çok özel bir sayı bence. Aslında bir de bağımsızı bence şu şekilde anlamak lazım. Sadece finansal bağımsız olarak anlamamak lazım. Hem finansal hem üretim olarak bağımsız olduğunu düşünmek lazım. Yani bir sürü parçayı dışarıdan tedarik edip bir dizayn altında onu birleştirmek ve bu arada mesela sadece kadranı yapmak, sadece kasayı yapmak benim gözümde bir markayı bağımsız yapmıyor. Finansal olarak bağımsız da olsa. Hem üretim olarak bağımsız olmalı bence, hem de finansal olarak bağımsız olmalı. O zaman tam bağımsız diyelim biz onlara. O şekilde oluyor. Lange & Söhne bunlardan bir tanesiydi belli bir süreye kadar. Maalesef onlar da hem Marco Lang ayrıldı hem bir gruba ait olmasalar da ortaklık yaptılar ve devam ediyorlar. Bunu ne zaman yaptırdın ve kısaca sipariş süreci nasıldı? Evet, 2015'te dediğim gibi araştırmaya başladım. 2016 Basel'i ziyaret etme şansım oldu. Bir randevu aldım ve orada konuştuk, tanıştık, görüştük. Daha sonra Haziran ayında tekrar Almanya'ya bir iş seyahati için gittim. Yine gitmeden önce bir aradım. Bekleriz dediler, size gezdirmekten zevk duyarız. Böylece onların manufacturer'ı ziyaret etme şansını da bulmuş oldum. Ve o gün siparişi verdim.
Eylül ayında da saatimin bittiğini söylediler ki o da Türkiye'de 2016 yılıydı. Bayram tatiline denk geldi. Eşimle güzel bir Dresden ziyareti yaparak teslim aldım. Ne kadar sürdü süreç yani? Aslında 3-4 ay içinde. 3-4 ay. Çok uzun değil, çok kısa da değil. Evet. Ama aslında Langenhayn'e için biraz kısa. Benim şöyle bir şansım oldu. Neredeyse bitmiş birkaç tane mekanizma vardı. Dolayısıyla onlardan bir tanesini kullandı. Tamamlayıp kullandı diyelim. Senin işin hızlanmış benim oldu. Benim işim hızlandı. Ama özellikle bu model için yaklaşık 6 ay civarında bir bekleme süresi olduğunu biliyorum. Bu da gayet normal. Gayet normal. Bir de burada eklemek istediğim bir şey var. Doğal olarak limitli saatler ve bu modeli Marco Lang'a ben sordum. Yani ben 13'ü çok seviyorum. Bu kadrana 13 numarayı ben alabilir miyim? Alabilirsin dedi. Aa 13 boş mu dedim. Evet dedi. Peki kaç tane yapıldı? Kaç numara var mesela dedim en yüksek? 88 var dedi. Biraz şaşırdım. Yani yılda 40-50 arası saat üreten birisinin bir modelden 88 adet olması çok enteresan geldi bana. Hayır dedi. Toplam 27 tane var. Ama ben numarayı bana kaldığı zaman sırayla veriyorum. Müşterilerim isterse istediği numarayı veriyorum dedi. Anladım. Benim de şansım 27 saat içinde 13 boşmuş. 13 öyle numara benim oldu. Avantajın oldu ve evet. Kullandın. Evet, evet. Şimdi de senin koleksiyonun arasında en sevdiğim saate gelmek istiyorum. Kari Voutilainen. Kari'nin zaten horolojiyle biraz merakı olan herkeste yeri başkadır. Fakat senin bu yaptırdığın unique piece benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki bunun hakkında anlatabileceğin her şeyi anlat lütfen bize. Ne zaman aldın, nasıl oldu, evet. Süreç nasıl işledi, her şeyi gerçekten öğrenmek istiyorum. Evet, hakikaten benim de hani öbürlerini ayırmak istemiyorum ama herhalde en çok beğendiğim, en çok isteyerek aldığım, yaptırdığım saat. Hepsini seviyoruz, saat. Hepsi çok ikonik saatler ama sanki bunun yeri sende de bende de başka gibi. Evet, neden? Çünkü şöyle Ahmet, kısaca söylemem gerekirse bir sürü saate zamanla sahip oluyorsun ama evet. Artık bir seviye geliyor. Yani bu tecrübe mi olabilir, her şeyi görüp böyle bu da güzelmiş, bu da güzelmiş doygunluk dedikten sonra. Daha iyisi. Ya bizim açımızdan olabilir. Doygunluk galiba pek söz konusu olmayacak ama en azından hani diyor ya bazı büyüklerimiz işte burada öğrendik, burada çalıştık, burada kendimiz yaptık, becerdik diye. Bu da sanki benim artık bayağı bir olgunluk döneminde çok bilinçli yaptığım bir seçim olduğu için bana güzel geliyor diye düşünüyorum açıkçası. Ne zaman başladı Kari ile ilk muhabbetiniz diyeyim? 2016'da ilk tanıştık. Bu arada ben Bağımsızlara Langenhayn ile beraber daldıktan sonra onların arasındaki farkları da fark etmeye başladım. Okuyarak, öğrenerek, sohbet ederek. Bazı bağımsızlar dediğimiz gibi ne kadar bağımsız olsalar da bazı komponentlerde, bazı parçalarda dışarıya bağımlılar. Bunun iki türlü dezavantajı var. Yani bir tanesi bağımsız ama bağımlı olması. İkincisi kendi üretimleri açısından dışarıdan bazı şeylere dikkat ederek üretim yapmaları gerekiyor. En azından zamanlama olarak. Yani istedikleri şeyler vaktinde gelmezse bir gecikme oluyor. Bir sevimsizlik oluyor diyelim ya da. Dolayısıyla gerçekten bağımsız olup da her şeyi kendi bünyelerinde yapabilen üreticiler hakikaten çok azmış. Yani evet. Bizim tahmin ettiğimizden çok daha azmış. Evet. Tabii ki Philip Dufour eskiden uzunca bir süredir sipariş almıyor çünkü. Kari Voutilainen bunların bence başında geliyor. Vianney Halter aynı şekilde. Robin Thursday tabii ki. Ve Langenhayn. Bütün bunları ben üst üste koyunca biraz da detaya girince Kari Voutilainen'in çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü bağımsız denince anlaşılan bir şey daha var. Mekanizma üreticisinin bağımsız olduğu düşünülüyor. Ama bugün şu elimdeki saatte Kari Voutilainen'in şu saatine baktığımız zaman kasa, kadran, kollar ve mekanizmanın tamamı in-house yapılıyor. Yani zaten dışarıda bir kayış kalıyor, bir de cam kalıyor. Cam kalıyor. Mekanizmanın içinde de taşlar, hairspring, mainspring. Bu kadar. Bu kadar. Dışarıdan aldığı parçalar. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet, Kari yani zaten bu olağanüstü bir yüksek oran bence. Evet. Peki Kari senede kaç saat yapıyor? Bunu biliyor musun? O da 38-40 civarında. Daha da az. Çünkü Kari Langenhayn'e göre biraz daha fazla komplike saatlerle de uğraşıyor. Minütüpiter'lar olsun, türbiyonlar olsun. Evet, bu tür şeylerle uğraştığı için bunlar daha vakit alıcı şeyler. Senin sipariş süren nasıl oldu? Oradaki evet. Hikaye nedir? 2016'da Kari Voutilainen'le tanışıp güzel bir sohbet ettikten sonra 2017 yılında da yine ben iş seyahatlerim sebebiyle Avrupa'ya gittiğimde fırsat oldu, görüştüm. 2017'nin Kasım ayında Türkiye Saat Kulübü TR Watch Club
Kalibotulainen'i ağırladı Türkiye'de. Orada da uzun uzun sohbet etme şansımız oldu. Evet, çok keyifli oldu. Bir sohbetti evet. O bu arada. Evet. Daha sonra ben 2018 yılının Ocak ayında da tekrar SIH'e işte Kalibotulainen'e bu siparişi verdim. Bu arada yine benim iş seyahatlerim sebebiyle veya çeşitli vesilelerle gittim geldim. Her gidişimde de güzel ağırlandığımı söyleyeyim. Bir keresinde ortak dostumuz Mert'le beraber gittik. Bizi evinde ağırladı. Sadece manufacture değil, evinde de ağırladı. Kendi arabasıyla aldı. SIH'ten gittik. Büyük ayrıcalık. Evet, çok enteresan, değişikti yani. Böyle bir mütevazi bir kişilik ayrıca. Bunu herkes söylüyor zaten. Daha sonra hem bu gitme gelmeler sırasında hem e-mail üzerinden, telefon üzerinden, design üzerinde oynadık. Çünkü Kalibotulainen de ister üstündeki tasarım olsun, ister renkler olsun her şeyi oynayabiliyorsunuz. Aslında bir sürü şeyi oynayabiliyorsun. Ama işi ustasına bırakmak en doğrusu. Yani mekanizmada yapılacak ne var, ne haddimize diye düşünürüm ben her zaman. Ama yani türbiyon isteyebilirsin, mini repeater isteyebilirsin evet. Ya da... Evet, ama buna karşılık dizayn açısından, tasarım açısından istediğiniz renk, istediğiniz desenler, her şey olabilir. Dolayısıyla biz de epey bir konuştuktan sonra bazı kararlar aldık. Ve o kadar çok çeşidi gördükten sonra bu kararları almak çok zor. Ve üretim başladı. Yaklaşık 12 ay civarında sürdü. 12 ay sürdü. Evet, yaklaşık 12 ay sürdü. 12 ay sonra aldım. Fakat dediğim gibi kararsız kaldığım noktalar vardı. Yine burada Kalibotulainen'le yapabileceğiniz başka bir şey var. Çünkü kadranları da kendisi ürettiği için. Ki o konuda ciddi anlamda öne çıkıyor. Evet. Kadranları evet. Saat dünyasının efsanelerinden bir tanesi bence. Aynı fikirdeyim kesinlikle. Ben de en son iki kadran seçimi hakkında hakikaten son derece kararsız kalmıştım. Sonuçta ikisini de aldım. İki saat mümkün değil ama iki kadran almak gayet çok mantıklı geldi bana. Çok akıllıca bir seçenek bence. Evet, ikinci bir kadran yaptırdım. Zaman zaman evet, değiştirmek üzere kullanırım diye düşündüm. Muhteşem. Hiç de pişman değilim. Bence saati tümden değiştiriyor çünkü. Tabii ki, tabii kadran, ki. Gördüğümüz tarafı kadrandan evet. İbaret zaten saati. Evet, evet, aynı fikirdeyim. O yüzden böyle bir avantajın olması da çok iyi. Bir şey daha eklemek istiyorum aslında. Kalibotulainen ile tasarım konusunu konuşurken aslında size hiç müdahale etmiyor. Siz istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani bu kötü, bu iyi, bu olsun, bu olmasın diye bir şey yok. Ne zaman ki ona sormaya başladığınızda o zaman o size bütün her şeyi söylüyor. Ve bunun üstünden tabii bayağı bir tecrübe akıyor. İşte bu renk bu kadranla şöyle parlar, böyle kötü olabilir, böyle gölgeli olabilir diye bir sürü bilgi alışverişi yapılıyor. Ve ondan sonra her şey şekilleniyor zaten. Genelde o ısrarla mavi kollar istiyor. Ben mavi kolu maalesef saat dünyasında hiç sevemeyenlerden bir tanesiyim. Ah. Maalesef. O yüzden ben özellikle mavi kol istemedim mesela. Ama sonuç olarak gerçekten muhteşem bir saat. Evet. Evet. Olağanüstü bir saat. Langenhayn'de de bahsetmiştik 13 ile ilgili. Kalibotulainen'de kadranın üzerine bir 13 yazmak hakikaten acıklı bir şey olur diye evet, düşündüm. Evet, evet. Dolayısıyla başka bir yöntem buldum. Bunu Kari ile paylaştığımda bana ilk eleştirisini yapmıştı zaten. İkinci kadranımda saat 1 yerine saat 13 yazdırdım roman rakamlarıyla. Çok akıllıca. Bu bence daha da bir unique hale geldi. Bence de. Bence. Fakat tabii kadranı biraz kalabalıklaştırdı. Roman rakamı 12 ve 13'ü yan yana düzgün bir şekilde koyabilmek biraz zorladı. Evet. Ki hala bence hafif bir kaçıklık var. Ama bunu yine ortak dostumuz Yiğit şöyle tarif etmişti. Ya bu da darphaneden çıkan yanlış basılmış dolarlar gibi bence çok özel bence dedi. De, bence evet. De. Kaldı ki bunu bile isteye yaptınız. Bunda da bir evet. Sıkıntı yok. Evet. O şekilde. Onun dışında bir küçük ayrıntı daha ben ekledim saate. O da Kalibotulainen'in tepeleri genellikle boştur. Bazen oraya müşterinin isteğine göre bir taş koyuyor. K hem benim ismimin baş harfi hem Kari'nin baş harfi olduğu için oraya bir K kabartma yapabilir misin diye sordum. Zevkle dedi. Win-win, ikiniz de mutlu oldunuz. Evet. Langenhayn'de de çocuklarımın ismi kazındı. İsmi vardı zaten. Her ikisi de ayrıca başka küçük jestler de yaptılar. Marco Lang mekanizmaya, Kalibotulainen'de kasaya K harflerini koydu. Bunlar küçük ama çok güzel dokunuşlar. Evet, çünkü ben bir bağımsız saate sahip olmanın ileride elden çıkarılacak bir meta olmasına karşıyım. Kesinlikle. Yani unique piece olması güzel ama demin bahsettiğimiz gibi yani Patek'te de unique piece'iniz olabilir. Ama bu unique piece ve size ait. Evet. Bu daha önemli. O yüzden de kalmalı diye düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Restwatch'lar hakikaten benim galiba birinci önceliğim. Onu zaten biliyoruz, gördük yani. Evet.
Kerem abi şimdi bütün saatlerini konuştuk. Benim hemen hemen her programda söylediğim bir şey var. Fiyat skalasından bağımsız saat sevmek bence asıl önemli olan konu bu. Yani ben sadece pahalı saat takarım, ben sadece Rolex takarım gibi bir algıyı herkesin, gerçek saat severlerin kırması gerektiğini düşünüyorum. Neyse ki sende de gerçekten tool watch diyebileceğimiz iki tane saatin var. Ki bence her koleksiyonda olması gereken saatlerin var burada. Bu G-Shock'tan bahsetmek ister misin biraz bize? Biraz hırpalanmış sanırım. Ne kadardır sende? Evet. Valla aslında tam olarak hatırlamıyorum ne kadardır bende ama uzun süredir bende. G-Shock Golf Master. Bunu seçmekte benim ana bir sebebim var aslında. Muhtemelen en analog kadranlardan bir tanesi G-Shock'lar içinde. Akrep ve Yelkova'yı net olarak görebildiğim bir kadran. Tabii dijital bölümleri var doğal olarak. Bir de boyutları olağan G-Shock'lara göre biraz daha küçük. Küçük. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı seçmiştim. Tabii içindeki fonksiyonlar hemen hemen her G-Shock gibi bir sürü fonksiyonu var. İşe yarar fonksiyonları var. Ve muhakkak günde en az bir kere elimin gittiği bir saat eğer yakınlarımdaysa. Bir de burada Sin var. Sin'e özel bir bağın olduğunu biliyorum. Sin'i gerçekten sevdiğini biliyorum. Alman saatlerini zaten seviyorsun. 3 tane Alman markam var burada. Sin evet. U2 var. Nedir abi Sin U2'nin olayı? Sin de benim çok sevdiğim markalardan bir tanesi. Tool Watch'ları zaten seviyorum. Ama Sin bunu çok akıllı bir şekilde yapıyor bana sorarsan. Çünkü mekanizma olarak baktığımız zaman hepimizin bildiği normal mekanizmalar var içinde. ETA'lar var, SELITA'lar var. Çok nadiren 1-2 modelinde Uhrwerk Dresden UVD'ler var. Bir de in-house diye bahsettikleri bir makine var ama onu açıkçası incelemedim. Ne kadar in-house'tur, neler yapılmış, neler yapılmamış bilmiyorum. Ama Sin'in en önemli özelliği birincisi her saati muhakkak bir amaca yönelik yapıyorlar. Pilotsa pilot amacına kesinlikle hizmet eden saatler var. Dalgıçsa aynı şekilde, özel kuvvetlerse aynı şekilde. Ve bunu yaparken dikkat ettikleri en önemli şey görünürlük ve kasaların tasarımları. Güzel işleyen makinaları kesinlikle her ekstrem şartta kullanabileceğiniz şekilde kasaların içine koyup görünürlüğünü sağlıyorlar. Eksi 45 derece artı 80 derece arasında inanılmaz bir rakam. Hassasiyeti İnanılmaz değişmeden rakam. Bunlar çalışıyor. Yani o değerlerde arabalar bile çalışmıyor. Evet. Yani. 1000 Gauss'a kadar manyetizmadan etkilenmiyor. Yüksek basınca dayandığı gibi alçak basınca da dayanabiliyor. Bu da farklı bir özellik. Onun dışında demin söylediğim gibi okunulurluğu her zaman gayet iyi seviyede. Kasalar çok sağlam ve bazı modellerinde özellikle dalgıç saatlerinde denizaltı çeliği dedikleri Alman denizaltılarının yapıldığı çeliğin aynı kodundaki çeliği kullanıyorlar. Ve bunun üstüne ayrıca çizilmeden muzdarip olmasın diye tegiment dediğimiz işlemi yapıyorlar. Tegiment aslında bir kaplama değil. Çelik bir işlemden geçiriliyor ve çeliğin en üst yüzeyi kendi halinde son derece katılaştırılıyor. Böylece çizilmeyi engelliyor. Hatta Sin ziyaretimde elime bir tornavida verdiler. Kasaya bir giriş bakalım. Çiz bu kasayı dediler. Ben çizdim ilk önce hafif çekinerek. Baktım bir şey olmuyor. Lütfen daha kuvvetli dediler. Daha kuvvetli çizdim ve bir iki metal parçası gördüm. Dedim çizdim. Üflediler, temizlediler. Hayır, tornavidayı yıprattınız dediler. Kasa hala duruyordu. Muhtemelen Sin sevgim bundan sonra başlamış olabilir. Bununla zirveye ulaştı diyebiliriz. U1 çok seviyorum, U2 çok seviyorum. Pilotlara genelde biraz uzağım. Onların arasında da tercihlerimi yaparken yine kadran yerleşimi, hafif kalabalık kadran, ikinci saat falan deyince U2 tercihim oldu. Bunu da çok sevenerek kullanıyorum evet, açıkçası. Tank gibi saat. Evet. Peki Kerem abi çok teşekkürler bugün bize katıldığın için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım daha sonra tekrar birlikte oluruz. Abicim ben teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük zevk aldım. Harika zaman geçirdim. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık.